Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yeni bir blok tabanlı kodlama aracına başlıyoruz. Aracımızın ismi Algo Digital olacak. Şöyle sitesine girelim ilk önce bir inceleyelim arkadaşlar. Algo Digital'i biz nereden indirebiliyoruz? Google Play'den indirebiliyoruz. App Store'dan indirebiliyoruz veya Windows Store'dan indirebiliyoruz arkadaşlar. Yani 3 platformda da kullanabiliyoruz. Ayrıca çocukların eğlenceli oyunlarla algoritmik düşünme becerilerini geliştirip dijital dünyayı keşfedebilecekleri bir platform. Yani arkadaşlar ne yapacağız? Blok tabanlı kodlamayla algoritmik düşünme yeteneğimizi geliştireceğiz ve problem çözme yeteneğimizi de geliştireceğiz. Şöyle arkadaşlar sitesini inceleyebilirsiniz. Şimdi geriye gidiyorum ve buradan da yani tarayıcı üzerinde oynamak için de oynamaya başla diyerek oyunumuz içerisine giriyoruz. Burada iki tane kuklamız var. Bir tanesi bizim hareket ettireceğimiz, bir tanesi de maskot olarak kullanılan bir kukla arkadaşlar. Bunlar üzerinde baloncuklar geliyor. Yani konuşma baloncukları geliyor. Bunları okuyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sol tarafta bir tane alanımız var. Buradan bloklarımızı seçiyoruz. Oyun alanı bölümüne bloklarımızı düzenliyoruz. Neydi algoritma? Sıralı adımlardı. Biz de bunları sıralı olarak burada düzenliyoruz. Buradaki ok işaretine tıkladığımızda başlat demiş oluyoruz ve Artık kodlarımız sırasıyla burada kuklaya uygulanıyor. Üst kısımda arkadaşlar bölümlerimiz var. Şöyle bakacak olursak Algo Dijital toplamda 40 bölümden oluşuyor. Biz de ne yapacağız? 10-10 giderek 4 tane videoda Algo Dijital'i tamamlayacağız. Menüye geliyorum. Burada da Algo Dijital hakkında diyerek de oyunun hakkında bilgileri okuyabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar buradan bir de ne var? tegev hakkında diyor. Yani arkadaşlar yayıncımız tegev. Buradan da tegev hakkında diyerek de bilgilendirmeyi okuyabilirsiniz. Sitesine giderek inceleyebilirsiniz. Şimdi oyunumuza başlayalım. İlk 10 bölümümüzü tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar adım adım ne yapacağız? Buradaki köpeğin olduğu noktaya gideceğiz. Nasıl gidiyoruz? Bir, iki adım sağa giderek ne yapıyoruz? Hedefimize ulaşmış oluyoruz. Başlatalım bakalım. Bir, iki adım İlerledik arkadaşlar ve artık ışınlanma olarak geçiyor. Diğer bölüme ışınlanıyoruz. Tekrar oynat deyip baştan yapabilirsiniz. Sonraki oyun deyip yeni bölüme geçebilirsiniz. Evet, geçitten geçtik ve yepyeni bir yere geldik diyor. Hemen kodlamamızı yapalım. 1 2 3 adım sağa gideceğiz arkadaşlar. Kare kare sayarak adımlarımızı yapacağız. 1 2 3 adım ilerledik. Evet devam ediyoruz. İkinci bölümü de tamamladık. Sırada üçüncü bölümümüz var. Üçüncü bölümde yine köpeğe doğru gideceğiz. Burada arkadaşlar ilk 3-4 bölüm düz hedef. Yani sabit tek yönlü olarak gidiyoruz. Diğer bölümlerde değişiyor. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Kod bloklarını kullanarak Yukon'un geçide ulaşması için ihtiyacı olan algoritmayı yapabilir misin diyor. Yukarı git diyorum. Bir adım gittim. Neredeyim? Şu an buradayım. Bir adım daha gittim. Şu an bir önündeyim. Bir adım daha gidiyorum ve hedefe ulaşıyorum. Evet yukarıya da gittik. Üçüncü bölümü de tamamladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölümde nereye gideceğiz? Sağ tarafa doğru gideceğiz. Burada haritanın yönüne göre arkadaşlar yukarı aşağı sağ sol olarak geçiyor. Yani kuklanın yönüne göre değil. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4 adım. Yani toplamda dört tane fark var arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Sol, 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 sol diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Köpeğimizin üzerine geliyoruz. Çalıştırıyoruz. Buradan da sol taraftan da adım adım incelemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Açık mavi olanlar çalışan kod olarak geçiyor. Sonraki adım diyorum ve 5. bölüme geçiyorum. Şimdi artık ne diyor arkadaşlar? İki farklı kod bloğu kullanabilirsin. Biz de ne kullanıyorduk? sağ 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 veya yukarı 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 gibi kodlar kullanıyorduk. Tek bir blok kullanıyorduk. Şimdi iki tane farklı bloğu kullanabiliriz. Nasıl yapacağız? İlk önce sağa geleceğiz bir adım. Sağa geldik. Ardından yukarıya çıkacağız. Yukarı diyorum arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, hedefimize ulaştık ve 5. bölümü tamamladık. Sonraki adım diyorum. Haydi, kuçuba diyor? Burnuna güveniyorum diyor. Bu şekilde de ufak tefek bilgi metni veriyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle uzun yol tercih edebiliriz veya direkt kısadan gelebiliriz. Yani uzun veya kısa. Burada ne tercih edeceğiz arkadaşlar? Algoritma neydi mantığımız? En kısa yoldan doğru noktaya ulaşmaktı. Yine bu şekilde biz ne yapacağız? Kısa yoldan gideceğiz. Sayalım şimdi. Bir, iki adım aşağıya. Bir, iki adım sağa. Aşağı, aşağı, sa, sa. Hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Bakalım çalıştırıyoruz. İki aşağı, iki sağ yaptığımızda hedefimize ulaştık. Altıncı oyunda tamamladım diyor arkadaşlar. Üç yıldız olarak tamamladık. Sonraki oyun diyoruz. Gezmek çok zevkli ama artık ateş toplarımız bulmalıyız diyor arkadaşlar. Yani ilerleyen bölümlerde ateş topları çıkacak. Biz de ateş toplarını toplayacağız ama şu anki bölümlerimizde yok. Hemen bakıyoruz nasıl büyüyoruz izleyeceğiz. Zaten diğer tarafa gidemiyoruz arkadaşlar. Yani sol taraftan ilerleyemiyoruz. Yani şu ağaç olmasaydı belki uzun yoldan ne yapabilirdik dolaşabilirdik. Ama şu an kısa yoldan gideceğiz. Sayıyoruz şimdi 1-2 aşağıya. 1-2 aşağı. Daha sonra 1-2 diyoruz. Hemen sağ tarafa gidiyoruz. 1-2 sağa gidiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? 1-2 diyerek de yukarıya çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Evet iki aşağı, iki sağ, 2 de yukarıya çıktı arkadaşlar. Sonraki oynuyoruz. 7. bölümü tamamladık. Sırada 8. bölüm. Acaba nereden gitsem diyor arkadaşlar. Ne diyor burada da? Bir problemin tek bir çözümü olmayabilir. İstersen farklı yolları kullanabilirsin. Farklı yollarda neyi tercih edecektik her zaman? en kısa yolu tercih edecektik. Bakalım yollarımızın uzunlukları nasıl. Şöyle sağdan gittiğimizi düşünürsek 1 2 sağa gidiyoruz, 1 2 aşağıya geliyoruz arkadaşlar. Toplamda 4 adım. 1 2 aşağıya geliyoruz, 1 2 sağa gidiyoruz. Yine toplamda 4 adım. Şöyle de gelebiliriz. Sağ, aşağı, sağ, aşağı diyebiliriz. Yine 4 adım. Veya aşağı, sağ, aşağı, sağ diyebiliriz. Yine 4 adım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle kare bir yol düzenimiz olduğu için nereden gidersek gidelim biz 4 adımda hedefe ulaşıyoruz. Buradan artık istediğinizi seçebilirsiniz. Uzunlukları aynı. Hemen ne yapalım? Sağ sağ aşağı aşağı diyerek hedefe gidelim. Sağ sağ aşağı aşağı. Biz bu yolu seçtik arkadaşlar. Siz diğer yolları da tercih edebilirsiniz. Uzunlukları aynı. 8. oyunu da tamamladık. Sonraki oyun diyoruz. 9. bölüme geçiyoruz. Burası ısınmaya başladı. Neden acaba diyor? Demek ki ateş toplarına yaklaşmaya başlıyoruz artık. Şu an için hala yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda ateş topları da olacak ve en sonda göreceğiz bir tane daha farklı komutumuz gelecek. Hemen bakalım şimdi. Yukarıdan da dolaşabilirim. Aşağıdan da gelebilirim. Hemen sayıyoruz yolumuzu. 1 2 3 4 5 adım arkadaşlar. Şöyle aşağıdan geldiğimizde 1 2 3 4 5 adım. Yukarıdan gelelim. 1 2 3 4 5 6 7 adım. Gördüğünüz gibi bu sefer arkadaşlar uzunlukları farklı. Hangisini tercih edeceğiz? Kısa olanı tercih edeceğiz. O yüzden aşağıdan geleceğiz. 1 2 3 adım aşağıya. Daha sonra 1 2 adım sağa. Evet arkadaşlar iki adımda sağa geldik. Çalıştırıyoruz. Evet oyun tamamlandı arkadaşlar. 9. bölümü de tamamladık. Sonraki oyun diyorum. Ve son bölüm olan 10. bölüme geliyoruz. Bu video içerisinde son bölümümüz bu olacak arkadaşlar. Hemen bakalım yine. Yine yukarıdan gelebilirim. Ve hemen buradan aşağıdan gelebilirim. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adımda yukarıdan geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda aşağıdan gelebiliyoruz arkadaşlar. Neyi seçeceğiz? Kısa yolu yani yukarıdan geleceğiz. Sağ, sağ, sağ diyorum. 3 kez sağa geldim. 1, 2, 3 kez de aşağıya geleceğim. 3 kez de aşağıya geldik arkadaşlar. Toplamda 6 adımı oluşturduk. Çalıştırıyoruz. 10. bölümü de tamamladık. Sonraki oyun diyorum. Şimdi arkadaşlar 11'e geçtik. Artık bu bir sonraki videonun konusu olacak. Ama ne dedik? Ateş toplara gelecek dedik. Gördüğünüz gibi burada bir ateş topu var. Ve yeni bir blok eklendi. Topla bloğu eklendi buraya. Bu bloğu kullanarak da ne yapacağız? Ateş toplarını kullanacağız arkadaşlar. Evet. Bu blok tabanlı oyunumuzun arkadaşlar ilk videosu bu kadar. Gelecek videolarda argü düştüle devam edeceğiz. Toplamda da 4 bölümden oluşacak. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.